Sayın seyirciler, hız limitini aşan sürücüler yakayı anında ele verecek. Ceza daha gaza basar basmaz yazılacak. İşte İçişleri Bakanlığı'nın trafik canavarlarına kök söktürecek yeni projesinin detayları. Milyonlarca araç sürücüsüne önce mesaj sonra ceza sistemi geliyor. Pilot uygulama başladı. Yasal düzenleme yapılırsa tüm araçlara zorunlu olacak. İnsanların can ve mal güvenliği tehlikeye atarak araç kullanıyorsunuz. İçişleri Bakanlığı trafik kazalarına karşı önleyici bir sistem üzerinde çalışıyor. Bunun için araçlara yeni bir cihaz takılacak. Cihaz Emniyet Genel Müdürlüğü ile anlaşmalı üniversitelerin işbirliğiyle üretilecek. Araçlara uygulanacak yeni projenin adı İnteraktif Uyarı, İnteraktif Denetim Sistemi. Projenin pilot uygulaması şehirler arası yolcu otobüslerine takıldı ve çok da başarılı oldu. Görevleri ise 24 saat boyunca sürücüleri an be an uyarmak. Ar-Ge çalışması yapılan projede otomobillere takılacak ekranlı uyarı cihazı hız limitini aşan sürücüler için tam bir denetleme sağlayacak. İnteraktif mesaj sistemi hız limitini aşan sürücüyü anında tespit edecek ve araca koyulacak olan o cihaz GPS sinyallerini alarak merkeze gönderecek. Merkezdeki sistem yöneticileri ise hatalı sürücüyü devamlı uyaracak. Dikkat! Hız limitini aştınız yazılı bir mesaj alan sürücü hala hız limitini aşmaya devam ediyorsa o kişiye cezai uygulamada devreye sokulabilecek. Ancak bu uygulama yasal düzenlemelerden sonra mümkün olabilecek. Yeni sistem sürücülere yolla ilgili bilgiler de verebilecek. Örneğin 1 kilometre ötedeki bir kazayı, yol çalışmasını, buzlanma ya da kötü hava şartlarını sürücünün bilgi ekranına uyarı olarak düşebilecek. Yeni nesil teknolojiyi trafik bilinciyle harmanlayan projede trafik adabı da belirlendi. Örneğin İstanbul-Bağdat Caddesi gibi caddelere trafik adabına ilişkin ışıklı panolar yerleştirilecek. Projede ralli pisti gibi kullanılan cadde ve sokaklara şerit ihlali yapanlar için sloganlar hazırlanacak. Bu tabelalara bakan sürücülerin kalıcı bilinç eğitimi almaları amaçlanıyor. Önce mesaj sonra ceza projesi 2018 yılında ağır vasıta otobüslerden sonra binek otomobillere de takılması planlanıyor.